İstanbul'a estetik ameliyat için gelen 24 yaşındaki Manolya Oktay fenalaştı. Yoğun bakıma alındı. 40 gün yoğun bakımda tedavi gördü ve hayatını kaybetti. İddialar, cevaplar, tartışmalar devam ediyor. Estetik ameliyat oldu, hayatını kaybetti. Fransa'da yaşayan hukuk fakültesi öğrencisi 24 yaşındaki Manolya Oktay, 20 Kasım'da burun estetiği için İstanbul'a geldi. Oktay ameliyat için Taksim'deki özel bir hastaneye gitti ve aynı gün ameliyat alındı. Manolya Oktay'ın ameliyat sırasında uygulanan anestezi sonrası nabzı durdu. Yoğun bakıma kaldırılarak tedavi altına alınan genç kız 40 gün boyunca yaşam mücadelesi verdi. Sorduğumuzda devamlı görmek istediğimizde bizi uyarlıyorlardı. Sabah gittiğimizde bazen o gün göstermiyorlardı. Genç kız tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Hastane yetkilileri tedavi masrafları adı altında 165 bin liralık fatura kesti. Faturayı tahsil eden hastane yetkilileri Manolya'nın doğal nedenlerle öldüğünü belirterek cansız bedenini aileye teslim etti. Bu bir adli olay olmasına rağmen adli mercilere bildirilmemesi, aynı zamanda otopsi yapılmadan defnedilmesi de hastanenin sorumluluğunu gerektiriyor. Yanlış tedavi teşhis uygulayan kişilerin tespiti ve adli makamlara bildirilmemesi nedeniyle ilgili sorunların cezalandırılması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduk. Hatta ben dedim sizi peşinizi bırakmayacağım. Bir tane doktor geldi dedi, ha emin olabilirsiniz, isterseniz gidin şikayet edebilirsiniz, benimle dalga geçer gibi. Şikayet dilekçesinde genç kızın ihmaller zincirine kurban gittiği belirtildi. Yani tetkiklerin çok çok iyi yapılması lazım çünkü bir tane canımız var. Ve başıma gelmez dememesi lazım hiçbir cerrahın, hiçbir anestezi uzmanının. Bir kere başınıza gelirse hayat boyu unutamazsınız.